Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Siz değerli takipçilerimize bugün son dakika bir haberi paylaşmak için karşınızdayız. Ve çok güzel bir gelişme bu. Çok güzel bir son dakika haberi bu hafta oluşan. Biliyorsunuz Trump yönetimi public charge kuralını getirmişti. Aslında var olan bir kuraldı bu ama 2019'da public charge kuralını çok zor hale, detaylı hale getirdi ki Amerikan vatandaşı, değişiklikler sahibi kişilerin yakınlarının yeşil karta gitmelerini zorlayan bir adımdı. Ve bu hafta çok önemli bir gelişme oldu ve... Biden yönetimi artık bununla devam etmeyeceğinin adımını attı. Biraz tabi durumu açıklarsak hani geçmişi nedir, ne oldu ve bu hafta oluşan durum nedir çok daha net anlaşılacak ama sonuçta Trump yönetiminin 2019'da getirdiği public charge kuralı artık uygulamada olmuyor. Bu hafta Mart'ın 9'u itibariyle. Şimdi biliyorsunuz Trump yönetimi 2019'da artık kişilerin yeşil karta giderken hatta statü değişiklikleri yaparken hatta göçmenlik vizesi alırken kişilerin eğitim durumu, kredi durumu, kredi rapor durumu Ve aynı anda herhangi bir sağlık desteği alıp almadıkları Amerika'da ve ne kadar süreli bu sağlık desteğini devletten alıp almadıkları noktası ve kişilerin finansal durumlarına göre bakıp kişiler yeşil kartı almaya hak kazansa bile alamamalarını ya da kişiler statü değişikliğinde bir göçmen olmayan statüye geçmede geçememelerine yol açacak kadar çok sert bir public charge kuralı gündeme gelmişti. Ve 2019'da gündeme gelen bu karar 2020'nin Mart ayında uygulamaya geçmişti ve artık 2020'deki göçmen dersi yapılan Green Card başvurularında ya da konsoloslar üzerinden ilerleyecek başvurular içinde aynı anda Amerika'daki statü değişiklikleri, göçmen olan vizlerdeki başvurularda Amerika'da bu yükümlülüğü uygulamaya sokmuşlardı ve 2020'nin Mart ayından itibaren kişiler I-944 formunu doldurmaları gerekiyordu Green Card başvurularında. Ve bu ta yaza kadar devam etti ve yaz civarında üst mahkeme bu kararı durdurdu. Bu kararı durdurduktan sonra tabii ki Trump yönetimi buna itirazlar etti ve 10. ayda geçen yıl tekrar uygulamaya sokuldu. Ama bu arada mahkeme, Anayasa Mahkemesi Sürüm Kort'ta devam ediyordu bunun duruşması. Ama bu hafta itibariyle Biden yönetimi artık ona itiraz etmekten geri adım attılar ve çekildiklerini açıkladılar. Dolayısıyla çekildikleri için de geçen yıl Yazın mahkemenin geçirdiği ve bu kuralı durduran karar şu an uygulamada aktif ve dolayısıyla artık Public Charge kuralı uygulamada ilerlemiyor ve bu noktada da Mart'ın 9'u itibariyle de Göçmenlik Dairesi Immigration'da bu noktada gerekli açıklamayı yaptı ve artık Green Card başvurularında kişiler, I-944 formunu doldurmayacak ve bununla ilgili istenen dökümanları, yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kalmayacağını açıklamış oldu. Tabi bu çok güzel bir gelişme. Öncelikle artık Mart 9'dan itibaren olacak. Başvurularda bu public charge kuralı gündeme gelmeyecek. Artık eski karara gidiliyor. O da 1999'da uygulamada olan kişilerin devlete yük olmayacaklarını e, kanıtlamaları tabii ki hala devam ediyor. Bu noktadaki finansal sponsorlukların gösterilmesi hala devam ediyor. Bunlar yapıldığı sürece artık public charge kuralının sunulması onun için yapılacak başvurunun yapılması ya da belgenin sunmasına gerek kalmadığını açıklayabiliriz. Diğer önemli bir durum içeri yapılan başvurular var ve bu başvuruların içinde ek belge talepleri olanlar var, var ve ek belge taleplerinde de kişilerin bu formu sunmaları ve gerekli finansal ya da Kredi durumu ya da eğitim durumu ya da sağlık durumu ile ilgili evrakları sunması için gelen talepler var. Bu noktada da kişiler artık bu talepleri sunmak, cevaplamak zorunda değiller. Sadece ya göçmenlik dairesine ek belge talebini yapıp artık bunun yükümlülüğünü yerine getirmeyeceklerini belirtilebilir. Ama tabi yapılacak ek belge taleplerine dikkat etmekte fayda var. Başka istenen şeyler varsa onlara hala cevap verilmeli. Ama artık public charge kuralı ile ilgili evrakların sunulması da gerek kalmadığını açıklayabiliriz. Bu gerçekten güzel bir gelişme, özellikle göçmenler için çok önemli bir adım e, ve bu son dakika haberi Sizler takipçilerimizle paylaşalım istedik. Ee, biz aslında Biden yönetiminin gelir gelmez çok hızlı bir şekilde bu adım atmasını bekliyorduk ama onu bu hafta itibariyle yaptılar ve dolayısıyla şu an itibariyle artık public charge kuralı artık yürürlükten kalkmış oldu ve bu son dakika güzel haberi sizlerle takipçilerimizle paylaşmış olalım. Tekrar görüşmek dileğiyle.